Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, Manisa bir hafta içinde ikinci kez sallandı. Bugün 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Manisa'da 5,4'lük sarsıntının üstünden henüz 5 gün geçti. Kent bugün yine 4,8 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Bir hafta içinde ikinci kez büyük bir deprem yaşayan vatandaşlar kendilerini panikle dışarı attı. Çok şiddetli oldu. Evet. Korktuk yani. Bütün de apartman olduğu gibi dışarı çıktık. Bütün herkes dışarı çıktı yani. Bayağı tedirgin olduk. Hemen kendimizi dışarı attık. Bütün belediye personeli dışarıda. Umarım Kırkaç'ta ciddi bir şey yoktur. Can kaybı yaşamaması tek dileğimiz. Gerçekten kötüydü. Korktuk. Çok ciddi. Evet evet korktuk. Panik anları bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından Karakurt Mahallesi'ne ulaşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, 22 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören vatandaşların yerleştirildiği AFAD çadırlarını ziyaret etti. 4,8 şiddetinde 40 ağaçtaki depremde herhangi bir bize intikal eden bir hasar yok. Yani o açıdan sadece bir tane metruk bina, daha önceki depremden hasar gören bir metruk bina yıkılmış. Onun dışında herhangi bir intikal eden, yaralanan herhangi bir kimsemiz yok. Bu arada Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı. 22 Ocak Çarşamba günü de saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, Kırkağaç ilçesinde hasara neden olmuş. Depremin ardından yarım saat içinde en büyüğü 3,8 olan 13 artçı sarsıntı meydana gelmişti. Sayın seyirciler, Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 6,8'lik depremin ardından artık 3. gece geride kaldı. Evleri hasar gören yüzlerce Elazığlı geceyi kendileri için kurulan çadır kentlerde ve spor salonunda geçiriyor. Şiddetli depremde canlarını zor kurtardılar. Yanlarına alabildikleri eşyalarıyla spor salonlarına ve okullara sığındılar. Elazığ'daki 6,8'lik depremde onlarca ev hasar gördü. Korkudan evlerine giremeyen Elazığlılar 3. geceyi de toplanma merkezlerinde geçirdi. Depremzedeleri dondurucu soğuktan korumak için spor salonları, okullar, öğretmen evleri yaşam alanlarına dönüştürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da vagonların kapısını vatandaşlara açtı. Aralarında bebeklerin de bulunduğu yaklaşık 100 aile vagonlarda kalıyor. Vallahi korkuyoruz, çocuklar korkuyor. Her taraf dökük olduğu için. Ne yapmayı planlıyorsunuz peki? Vallahi hiç bilmiyoruz. İnanın gerçekten bilmiyoruz yani. Vallahi işte biz buraya geldik. 2 gündür kültür parktaydık. Bugün de buraya geldik. Sonrasında bilmiyoruz yani nasıl. Depremin merkez üssü Sivrice'de de dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Belediye binası arkasında 97 AFAD çadırı kuruldu. Kurulan çadırlarda elektrik aktarımı yanı sıra sobalar da bulunmakta ve sağlık ekipleri görevlendirilmiş durumda. Öte yandan Elazığ depremi sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan görevliler depremde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlı olmadığı belirlenen binalar iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılıyor. Vatandaşlarsa evlerine girerek eşyalarını çıkarmaya başladı. Ayrıca depremde evleri hasar gören vatandaşlar kira yardımı için valilikte bulunan açık kapı birimine başvurmaya başladı. Yoğun olarak başvuruya gelen vatandaşlar taleplerini içeren dilekçelerini yazıp görevlilere veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugünden itibaren kira yardımlarının başlayacağını açıklamıştı. Sayın seyirciler, deprem bölgesinde bulunan bakanlar ortak basın toplantısıyla son durum hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlardan eski giysi göndermemelerini istedi. Şu ana kadar
gerçekleşen artçı deprem sayısı 1190 ve bunların 22'si 4, ikisi ise 5 üzeri gerçekleşti. Kamuoyuna da sunmaya çalıştığımız kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Genel şöyle bir prensip edindik. Çünkü bina yıkımları devam edecek. Dün akşam da külli miktarda vardı bina yıkımı. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar hemen gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum. Diğerlerinin müracaatı üzerine gerçekleşecek. Eşyasını alamayanların da yine aynı gün 30 bin liralık eşya yardımı da aynı vesileyle gönderilmiş olacak. Şu anda özellikle depolarımızda arkadaşlarımız, yaklaşık 500 arkadaşımız çalışıyor. Bunların elleşlenmesi için ve gönderilmesi için. Biz eski gönderilmemesini istirham ediyoruz. Yani veremeyiz. Vermiyoruz da zaten. Bağışlayın. Böyle bir şeyi yapamayız. İki eski giysi gönderiliyor çünkü. Ve yine bunun yanı sıra farklı malzemeler ve araçlar malzemeler gönderiliyor. Bunları da yine elleştirmeye çalışıp dağıtmaya çalışıyoruz ama bu bizim hakikaten çok zorlandığımız bir süreç oluyor. Bizim isteğimiz şu: ısıtıcı göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Battaniye göndermek isteyen başımızın üzeridir. Koli içerisinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Yani hiç bu konuda bir şeyimiz yok. Her şeyi karşılıyoruz. Ama vatandaşımız göndermek isteyecek. Yine minnettarız ve müteşekkir. Depremzedeler için bir kolaylık daha yapıldı. Depremden etkilenenler prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanması için gereken tedbirleri aldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabileceklerini duyurdu. Selçuk, bu illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30 Nisan 2020'ye kadar alınmayacak dedi. Enkaz altındaki çifti elleriyle kurtaran Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verileceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti sırasında duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak duygularını paylaşan Suriyeli genç çok mutlu olduğunu ifade etti. Diyor ki ben bu ülkede yaşayan bir nefer olarak görevimi yaptım, yerine getirdim sadece. Deprem sonrası enkaz altında kalan çifti elleriyle toprağa kaza kaza kurtaran Suriyeli Mahmud Türk vatandaşı oluyor. Açıklamayı Cezayir ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, Suriyeli Mahmud'a ve ailesine vatandaşlık veririz. Burada okuyor, Türkçe de biliyor şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanından gelen bu açıklamanın ardından Suriyeli Mahmud Ali Osman duygularını paylaştı. Diyor ki ben bu şeyi yaparken odul almak için hiç yapmadım, yani düşünmedim odulu. Ama şöyle bir şey var, çok sevindim vatandaşlık aldığıma. Bir de çok sevdim bunu. Çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı. Mahmud davranışıyla Suriyelilere karşı oluşan olumsuz algıyı birazcık da olsun değiştirebilmiş olmayı umuyor. Tabii ki Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Diyor ki biz hepimiz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz ne de hepimiz kötüyüz yani. Biz de kötü insanlar var, bizde de iyi insanlar var. Son olarak diyor ki biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz inşallah. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Sayın seyirciler, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Elazığ'a gönderilen yardım malzemelerinin arasına harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle yazılı not bırakan küçük kıza ulaşıldı.
9 yaşındaki Nazlıcan büyük bir tevazuyla herkes aynı şeyi yapabilir dedi. Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası Lüleburgaz'da başlatılan yardım kampanyasında bir yardım paketinin içine bıraktığı notla yürekleri burkan küçük kıza İhlas Haber Ajansı ulaştı. Lüleburgaz Belediyesi'nin yardım toplama noktalarından biri olan Gençlik Parkı'na ailesiyle birlikte yardım paketi bırakan Ramazan Yaman İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nazlıcan, deprem bölgesindeki depremzedelere not göndermeye karar verdiğini söyledi. Para koydum, bir de mektup yazdım. Nereden geldi aklına bunu koymak? Aklımdan geldi. Mektubuma harçlığım, biriktirdiğim harçlığımdan onlara yardım yapmak istediğimi yazdım. Küçük Nazlı televizyondaki görüntülerden çok etkilendiğini anlattı. Çok mu etkilendin? Evet, çok etkilendim. Evet, televizyondaki görüntülerden etkilendim. Evet. Sosyal medyada görünce ne hissettin? Çok mutlu oldum. Şaşırdım. Şaşırdım. Herkes aynı şeyi yapabilir. Nazlı'nın annesi Bahriye Can da kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Evet, ben de çok duygulandım gördüğüm zaman. Sizin haberiniz var mıydı peki? Yok, hayır, yoktu. Sonradan ben de internetten öğrendim. Çok duygulandım, çok sevindim. Bu yaşta bunları yapabildiği için. Çok duygulandım, çok da mutlu oldum. İlk önce inanamadım. Nazlı dedim, bu sen değilsindir. Hayır annem, benim yazım dedi. İsmimi silmişler dedi. Sonra ben çok duygulandım, neredeyse ağlayacaktım. Yani bu yaşta böyle bir davranış yaptığı için çok hoşuma gitti, gururlandım açıkçası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem sebebiyle gittiği Elazığ'dan kış tatili için Erzurum'a geçti. İmamoğlu falan döken kayak tesislerinde görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte falan döken kayak merkezinde tatil yapıyor. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Kolay gelsin, harika bir yer. Keyfini çıkarın. Sağ olun başkanım. Elazığ deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Erzurum'a geçen İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde kışın tadını çıkarıyor. Sabah saatlerinde Ejder Tepesi'ne çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu'na bazı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sağ olun, hep beraber. Yok, ben de sizleri umutlanıyorum. Sağ olun. Herkese iyi günler. Tatilcilerle fotoğraf çektiren İmamoğlu, burası çok güzel, kıymetini bilin, değerlendirin dedi. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Kolay gelsin, harika bir yer. Keyfini çıkarın. Sağ olun başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, farklı düşüncelerin cezalandırılması değil, ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, düşünce şiddete başvurmadığı sürece saygı duyarız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diledi. Zaman zaman söylerim, sevinçli günlerimiz var, üzüntülü günlerimiz var. Tasada ve kıvançta, yani sevinçte ve üzüntüde beraber olmak gibi bu milletin bir hasreti var. Eğer bir yerde bir olay olursa, üzücü bir olay olursa, örneğin deprem olursa, kimliği, inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün insanlarımız orada açılan yaraları kapatmaya gidiyorlar. Bu bağlamda Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem faciasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılar da inşallah kısa süre içinde sağlıklarına kavuşur, evlerine dönerler. CHP lideri farklı düşüncelere saygı duymak gerektiğini anlattı. Farklı düşündü diye hiç kimse cezalandırılmaz. Farklı düşünmek insanlığın gelişmesine kapı aralamak demektir. Her düşünceye, farklı düşünceye saygı göstermek insanlığın önünü açar.
Kişileri düşündükleri dolayısıyla suçlamak değil, düşündükleri dolayısıyla ödüllendirmek gerekiyor. Düşünce şiddete başvurmadığı sürece. Herkese saygı duymak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temaslarını sürdürüyor. Bu ülkeye geçişinden önce Gambiya'da konuşan Erdoğan, Hafter başta olmak üzere yanındakiler de lejyonerdir dedi. Press conference, which is going to take place. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e geçişinden önce Gambiya'da mevkidaşıyla ortak basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine Hafter'in barıştan kaçtığını anlattı. Gerek Berlin süreci, gerekse Moskova, her ikisinde de bildiğiniz gibi Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Sarraç imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar bu tür metinlere imza koymuyorlarsa burada bir mutabakat sağlanmıştır denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen aslında Hafter oteldeki odasından burayı takip etmiştir. Tayyip Erdoğan Hafter'in barış istemediğini ifade etti. Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da şimdi kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır. Libya'daki süreç namlunun ucundadır. Bu şunu gösteriyor. Yani Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'in Abu Dhabi tarafından desteklendiğini kaydetti. Sarraç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı bir liderdir. İki, Türkiye olarak bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla oraya eğitici olarak gönderdiğimiz askerlerimiz vardır. Hafter'in yanındakiler ise başta Hafter'in kendisi olmak üzere lejyonerdir ve desteklediği yerde birinci derecede Abu Dhabi yönetimidir. Para oradan verilmektedir. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de bir basın toplantısı gerçekleştiriyor. Kameralarımızı Senegal'e çeviriyoruz. Birleşiriz dedik. Tabii bu arada Libya'yı yine aramızda konuştuk. İdlib'i yine aramızda konuştuk. Bu konularda neler yapabileceğimizi kendileriyle konuşma fırsatını da bulduk. Tabii Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. İşte dün biliyorsunuz yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği yerlere örneğin Tunus'a gitmedi. Geldiği yerde bir netice mi vardı? Yok. Moskova'dan da kaçarak adeta geri döndü. Aynı şekilde Berlin sürecindeki toplantıda da otel odasında saklandı ve oradan takip etti. Yani işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine işte Wagner diye bir güç var arkasında. Onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler. Abu Dhabi yönetiminin parasal bütün kaynaklarını sağladığı lejyonerler ve oralardan temin ettiği imkanlarla bunlar şu anda Hafter'i ayakta tutuyor. Çünkü Hafter'in kendisi de bir lejyoner. Bunun yanında bir de resmi olarak yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı malum Sarraç var. Şu anda bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelesinin biz bir an önce askeri olmaktan çıkıp tamamen siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz. Ama İdlib çok çok farklı. İdlib'de de şu anda bizim sınırlarımıza doğru bir hareketlenme söz konusu ve
Buna karşılık biz de tabii tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Ve kış mevsimi orada çok daha şiddetli. Bütün gelen oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de biriket onlara barınma yerleri yapalım dedik. Şu anda onlar bir taraftan süratle yapılıyor ve onlar bittikten sonra da kendilerini o biriket barınaklara yerleştireceğiz ve süreci orada da yine hassasiyetle takip ediyoruz. Temenni ederim ki İdlib'i de barışla sona erdiririz. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Orada Libya sorununun bugünden yarına çözülemeyeceğini ve İdlib'de yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, açıklamalarda bulundu. Şimdi sıradaki haberimize devam ediyoruz. Araç sahiplerini sevindiren bir haber var sırada. Motorin ve benzin fiyatlarında 23 kuruş indirime gidildi. Akaryakıtta çifte indirim sevindirdi. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 23 kuruş olarak yansıdı. Motorinde litre başına indirimden kalan 2 kuruşluk kısımsa ÖTV gelirinin yerine konulması için kullanıldı. Bu indirimin ardından motorinin litresi Ankara'da 6,41 lira, İstanbul'da ise 6,35 lira oldu. Benzin fiyatı ise Ankara'da 6,89 liraya, İstanbul'da 6,82 liraya geriledi. Türkiye'nin otomobili girişim grubu fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başladı. Gemlik'teki fabrikanın temeli Mayıs ayında atılacak. Türkiye'nin otomobili girişim grubu yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022'de üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelini bahar aylarında atmaya hazırlanıyor. Fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan şirket CEO'su Gürcan Karakaş, fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Mayıs'ta temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini tahmin ediyoruz. 2022 itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz dedi. Fabrikada 2032 yılına kadar 1 milyon aracın banttan indirilmesi hedefleniyor. Kurulacak fabrika akıllı üretim merkezi şeklinde dizayn edilecek. 2 binadan oluşacak ikonik bir tasarım hedefleniyor. Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışmalar sürüyor. Karakaş, olabilecek en doğru markayı belirleyeceğiz. Dünyanın önde gelen bütün büyük pazarlarını içine alacak şekilde en doğru ismi sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de kabul edilebilir bir ismi hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız dedi. Sayın seyirciler, HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde anne ve babaların destansı direnişi devam ediyor. Dile kolay, tam 148 gündür aileler evlat nöbetini sürdürüyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin direnişi devam ediyor. Oğlum beni yediliyorsan gelirsen gel. Devletten hayata zıra gelmez. Onları bırak. Onlar 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a farklı kentlerden geldiler ve HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 148. gününe girdi. Kızımı HDP'den istiyorum. Adres belli, kimden istiyorum ki? Ben burada niye buradayım? HDP borçlu. Buradaki aileleri, çocukları HDP verir. Ancak HDP alabilir. Ama elini vicdana koyup da sanki yani hiç olmamış gibi davranışları var. Biz de çocuklarımızı almadan burada gitmiyoruz. HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Çorlu'ya gitmişti çalışmaya. Bir de sınavları vardı orada, katılacaktı sınava. Oradan kayboldu. Biz örgüte katıldığını düşünüyoruz. Onun için biz de buradayız. Onun için geldik. Evlatlarımızın bizi görmesi için, gelmesi için işte biz buradayız. Evet, gelsin, görüyor halimizi zaten bütün anneleri, bütün evlatlar yani. Benimki tek de değil, bütün anneler de aynı.
o acıları yaşıyor. Ne gelmesini rica ediyorum. Aileler umutlu bekleyişine devam etmekte kararlı. Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar sonucu sivillerin Halep'ten kaçışı devam ediyor. Halep'in batısında en az 68 bin sivil evlerini terk ederken çaresiz kalan siviller Halep kırsalında bulunan El Dana köyü çevresinde çadır kurdu. Bombalı saldırılar on binlerce sivili yerinden etti. Halep'in batısında 68 bin sivil evlerini terk etmiş durumda. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'e yönelik yoğunlaşan saldırıları nedeniyle kırsal alana kaçan siviller El Dana köyüne sığınıyor. Han el Asal bölgesinden ayrılarak El Dana'da hayatta kalma mücadelesi veren siviller köyde boş alanlara çadır kurdu. Düzenli kamplar bulunmayan bölgede kendi çabalarıyla çadır kuran siviller kötü koşullara rağmen mücadelelerini sürdürüyor. Humus'tan geldik. Çocuklarımızla bir sürede Han el Asal'da kaldık. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Han el Asal'dan çıkmak zorunda kaldık. Sadece bu gördüğünüz alanda 110 aile var. Kadınlar için ev bulmaya çalıştık. Çözüm bulamayınca da burada çadır kurmaya çalışıyoruz. Yiyecek ve içecek bile yok. Her türlü insani yardıma muhtaç olan Halepli siviller saldırıların son bulacağı günleri bekliyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Ölü sayısı hızla artıyor, vakalarsa dehşet boyutlarda. Koronavirüsü dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Zira virüsten ölenlerin sayısı 106 oldu. Ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısı 4535'e yükseldi. Can kayıplarının yüzü salgının ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde. Konuya ilişkin açıklamayı Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptı. Komisyonun açıklamasında hastalığın solunum yolunun yanı sıra fiziksel temasla da bulaşabildiği vurgulandı. Virüsün kuluçka süresinin ortalama 3 ila 7 gün arasında olduğu belirtilen açıklamada şu ana kadar azami 14 günlük kuluçka süresinin gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yeni koronavirüsünün SARS'la %85 benzerlik taşıdığı kaydedildi. Çin Ulusal Göç İdaresi de tüm Çin vatandaşlarına salgının önlenmesi için sınır ötesi hareketliliğin azaltılması gerekçesiyle tüm yurt dışı seyahatlerini erteleme önerisinde bulundu. Çin'de 30 Ocak'ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatili 2 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden gizemli hastalık olarak anılan yeni tip koronavirüs bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere ondan fazla ülke ve bölgede görüldü. 26 Ocak itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 81'e ulaştı. Ölenlerin 27'si Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda çalışan ve ticaret yapan kişiler. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Wuhan'ın yıkılması gündemde. Karantina altına alınan bölgedeki insan sayısı 60 milyona ulaştı. Kentten sızan ses kaydına göre sadece Wuhan'da 100 bin vaka ve 2744 ölü var. 30 binin üzerinde Çinli gözlem altında tutuluyor. Karantina altına alınan şehirlerin dünya ile bağlantısı kesiliyor, şehirler arası yollar beton bloklarla kapatılıyor. Ormanlar kızılötesi İHA'larla izleniyor, kimse şehirden çıkarılmıyor. Şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor. Çin'in virüsü kontrol altına alınca Wuhan'ı yıkmayı düşündüğü öne sürülüyor. Bu arada Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için yapımına pazar günü başlanan 1300 ila 1500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin süratle tamamlanıp 5 Şubat'ta açılması bekleniyor. 1000 yatak kapasiteli yapımı süren ilk hastane ise 3 Şubat'ta hizmet vermeye başlayacak. Sayın seyirciler, Pakistan'da bir parfüm fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Lahore şehrinde parfüm fabrikasında sabaha karşı patlama meydana geldi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Olayda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Patlama nedeniyle çatısı çöken binanın enkazında insanların olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Fabrikada en az 15 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Ümraniye'de bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri bir anda geri geri gelerek istinat duvarından aşağı devrildi. Neyse ki faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mazot tankeri 5 metrelik duvardan aşağı devrildi, yürekler ağza geldi. Olay Ümraniye Hekimbaşı'nda meydana geldi. Bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri bir anda hareket etmeye başladı ve geri geri gelen tanker yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Yakıt verirken hatta pompayla tam arabanın şeyine kadar gittim, benzin deposuna kadar. Yakıt verirken arabanın bir anda hareket ettiğini gördüm. Görünce bu sefer sağına soluna baktık, baktık kimse yok. Tabii bizi de hortumlama arabayı biraz çekmeye kalktı. Neyse biz hortumu bıraktık. Tabii ki o anda bir ses olunca sağ olsun bizim bu yol bakım şeyleri burada hemen harekete geçti. Bu sefer insanları uzaklaştırmaya çalıştılar buradan. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıca tankerin patlamaması da olası bir faciayı önledi. Öte yandan düştüğü yerde devrilen tankerde yangın başlamaması için köpük sıkılarak önlem alındı. Ankara'da narkotik polisleri ve sağlık müdürlüğü ekiplerinden eczanelere sentetik ilaç denetimi yapıldı. Usulsüzlük belirlenen eczaneler için adli işlem başlatıldı. Kontrolünü yapalım. Şey mi? Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nda karar aldı. Eczanelerde kırmızı ve yeşil reçeteli şekilde satılan ilaçlarla ilgili kontrole başladı. Başkentte önce en çok kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç satan eczanelerin listesi çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle beraber bu eczanelere gidilerek denetimler yapıldı. Denetimin amacı ise uyuşturucu etkisi yapan kırmızı ve yeşil renkli ilaçların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve böylece vatandaşların uyuşturucuya alıştırılmasının önüne geçmek. Eczanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı kontrol edildi. Eczanenin bağlı olduğu bilgi sisteminde var olan sentetik ilaçların kaydıyla çelik kasada durması gereken ilaçların sayısı karşılaştırıldı. Öte yandan tarihi geçmiş ya da herhangi bir durumdan zarar görmüş ilaçların imhasının da ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği kontrol edilerek gerekli evraklar istendi. Denetimler il genelinde devam edecek. Balıkesir Burhaniye'de yaşanan soğuk havalardan sonra 2-3 günden beri adeta bahar havası yaşanmaya başlandı. Havaların ısınması vatandaşları sokaklara ve parklara döktü. Mevsim kış aslında ama termometreler 19 dereceyi gösterince bahardan kalma bir gün yaşadılar. Çok güzel havalar. Yakıt sorunu kalktı. Kapılarımız açık. Kısa kollularla geziyoruz. Yani çok güzel. Ben böyle havaları çok uzun zamandır yaşamadım, görmedim. Görüntülerin adresi Balıkesir'in Burhaniye ilçesi. Geçen haftalarda eksi derecelere düşen hava sıcaklığı bugünlerde o 18-19 derecelere çıktı. Adeta bahar havası yaşıyoruz. Herkes dışarıda. İklim olarak zaten ılıman bir iklime sahip olmamıza rağmen doğuda kar kış olmasına rağmen biz adeta bahar havası yaşıyoruz diyebilirim. İlçede geçtiğimiz haftalarda eksilere düşen hava sıcaklığı 2-3 günde hayli arttı. Vatandaşlar da haliyle parklara akın etti. Bu güzel havada özellikle çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Turizm sektöründe hedefler büyümeye devam ediyor. Geçen yıl 52 milyon turist ağırlayan ülkemizin 2023 planı 75 milyon turisti misafir etmek. Dünyaya yeni olan bir şey eklendiği sürece
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Turizm Yatırımcıları Forumu etkinliğinin açılışına katıldı. Turizm sektörü, ülkemizin ekonomik büyümesi, istihdamı ve özellikle cari işlemler açığının finansmanında stratejik öneme sahip bir sektördür. Turizm sektörü büyümeye doğrudan %4 civarında katkı veriyor. Ağbal, 11. Kalkınma Planı'nda turizme verdikleri öneme değindi. Bu dönemde turizm sektörüne yapılacak yatırımlara da önemli bir ivme katacaktır. Plan içerisinde turizm sektörüyle ilgili de somut hedefler belirledik. Sizin 2033 için belirlediğiniz hedefi biz şimdilik 2023 için belirlemiş durumdayız. Buna göre 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki bu sektör bu rakamların üstüne çıkacak. Bilim insanları son dönemde Doğu Karadeniz'in zengin bitki florasını inceliyor. Hastalara şifa olabilecek bitkilerin ilaç endüstrisine kazandırılması amaçlanıyor. Doğu Karadeniz'in zengin bitki florası ilaç endüstrisine kazandırılacak. Ulusal ve uluslararası seviyede son derece zengin florası olan çok şanslı bir coğrafyadayız. Bitki florasının ilaç endüstrisine kazandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yörede yetişen endemik bitki türlerinden Trabzon kanarya otu ve aldıgelin bitkisi hastaların derdine çare olmaları için inceleniyor. Biz gıda olarak kullanabiliriz, baharat olarak, yiyecek olarak kullanabiliriz ve tabii ki bunların bizi de ilgilendiren tarafı ilaç olma potansiyelleri. Çalışmalar olumlu sonuç verirse bu bitkiler kas gevşeticiden yaraların tedavisine kadar olan birçok şikayeti dindirmede ilaç sanayine kazandırılacak. Araştırıyoruz. Böyle bir etki çıkabilir, çıkmayabilir. Bizim amacımız bunu araştırmak. Diyarbakır'da bir aile sosyal sorumluluk projesine imza attı. Down sendromlu bireyler önce çiğ köfte ardından tatlı yapmayı öğrendi. Down sendromlu artı bir kafe çalışanlarına çiğ köfte, kadayıf ve künefe hazırlama eğitimi verildi. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi Down sendromlu bireylere yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kafe çalışanı olan Down sendromlu bireylerin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla onlara çiğ köfte ve künefe yapılışı öğretildi. Biraz yukarıda. Bizim amacımız farkındalık yaratmak. Çocuklarımız kendilerini yalnız hissetmesinler. Hep yanlarındayız. Eğer onlar mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. İlk önce ustalarına ikram ettiler tatlıyı. Down sendromlu bireyler ardından hazırladıkları yiyecekleri müşterilere ve ailelerine servis etti. Herkesi bekliyoruz. Açığız. Muhabir olmak ister misiniz? Çevrenizde gelişen olayları siz çekin, biz yayınlayalım. Cep telefonunuza indireceğiniz İHA Muhabir uygulamasıyla çektiğiniz görüntüleri dünyaya servis ediyoruz. Programı çalıştırın, telefonu sola yatırın ve kaliteli çekime başlayın. Kayıt tuşu kaydı başlatır ve durdurur. Kayıt durduğu andan itibaren görüntü İHLAS Haber Ajansı'na gönderilir. Sadece ben değil, dünya görsün diyorsanız çekin, gönderin. Haber paylaşınca güzel. İHLAS Haber Ajansı. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi, ardından spor turu var. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağ. Kış tatilini unutulmaz anılara dönüştürmek için rotanız Yıldız Dağ Kayak Merkezi olsun. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2 artı 1'den 4 artı 1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Demir Grup Sivasspor Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golünü 60. dakikada Garmaş kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 90+3. Dakikada Yasin Öztekin'den geldi. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, mağlubiyeti hiçbir zaman kabullenmedik dedi. Özellikle hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. Gol yedikten sonra zaten tempoyu daha da arttırdık. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık tekrar lehimize çevirmek için. Hiçbir zaman oyunu kabullenmedik, yani mağlubiyeti kabullenmedik. Son saniyede olsa, son dakikada olsa yine golümüzü bulduk ama çok kaçan pozisyonlarımız var. Gayet net pozisyonlarımız var. Çalınbay kadro sıkıntıları bulunduğunu belirtti. Bu bir mazeret değil ama biraz dar bir kadromuz olduğu için maalesef eksik arkadaşların eksiklerini hissettik, gerçekten hissettik. Böyle maçlarda, oynadığımız maçlarda 11'i çıkarabiliyoruz. Tabii ki bir problem yok ama 11'den dışında hamle yapacağımız oyuncularımız az oluyor, hatta yok gibi oluyor. Onun için sıkıntı yaşıyoruz. Onlar da olduğu zaman inşallah yaşamayacağız. Ama şuna artık alışmamız gerekiyor. Bizim hiçbir maçımız kolay olmayacak.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise bir puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. Bizim en büyük eksiğimiz bugün 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilmek için de şanslarımız vardı. Bunu değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz için de Sivasspor'da iyi bir takım, kendi evinde iyi futbol oynuyor, güçlü oyuncuları var. Son dakikalarda, son anlarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak biz bugün buradan bir puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'in ilk yarısında Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam devre arasında kulüple yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'ta 10 sezon forma giyen ve 89 gole imza atan Sergen Yalçın'ın ismi kulübün efsaneleri arasında anılıyor. Trabzonspor Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Kalebe Kuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra çalışmalarını ayrı tamamladı. Salonda bir süre çalışan Starrit ise daha sonra ayrı bir sahada fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör Eddie Newton da katıldı. İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı. Bordo Mavili futbolcular antrenmanda gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp olarak Elazığ'daki deprem için başlattıkları yardım kampanyası ile ilgili konuştu. Ulusal bir imtihandan, ulusal bir testten geçtik. Ve çok şükür bize ki bütün insanlarımız, bütün kendi özel ve genel sorunlarını ikinci plana atarak depremzedelere, deprem bölgesine yardıma koşturdu. Cengiz camia olarak felakete sessiz kalamazdık dedi. Ve biz Galatasaray camiası olarak, toplumun çimentosu olarak buna sessiz kalamazdık. Biz de bir kampanya kendi çapımızda başlattık. Katılım daha ilk andan çok ciddi boyutlarda. Bununla ilgili camiamıza ve halkımıza, Galatasaraylı olmayanlar da çünkü katkıda bulunabilir. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün burada yönetim olarak karınca kararınca elimizden gelen katkıyı ve desteği maddi olarak vereceğiz. Cengiz taraftarları kampanyaya katılmaya davet etti. Çağrı açık. Lütfen kampanyaya katılsınlar. Kendilerini bu toplumsal dayanışmayı, Türk milletinin toplumsal dayanışmasını, yüreklerini de rahatlatarak yapsınlar diye diliyorum. Tabii ki gönülden kopan neyse onu vermeleri gerek. Olmayan insan veremez. O bir dua verecek. Ona da teşekkür ederiz. Dualar da yeter. Olumlu sinerji anlamı. Sivas Yıldızdağ Kış Sporları Turizm Merkezi ara tatil döneminde büyük ilgi görüyor. Ara tatilin keyfini Yıldız'da yaşamak isteyen kayakseverler tesislerin imkanlarından faydalanıyor. Profesyonel kayakçılar profesyonel pistlerde, kayağa yeni başlayanlarsa acemi pistinde kayak yapıyor. Bir grup snowboard tutkunu da heyecan ve eğlence için İstanbul'dan Sivas'a gitti. Snowboardçuların yarışı nefes kesti. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Thank you.
Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sunar. Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sundu. Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı, Turgutlu Kavşağı 13. kilometresinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Manisa, Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Nevşehir, Niğde yolunun 6 ila 14. kilometreleri arasında üst yapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.